Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz evime arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben BİM'den, biliyorsunuz bugün cuma ve herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar dileyim sizlere. Ben dediğim gibi BİM'e gittim ve BİM'den birkaç ürün aldım arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz zaten aldığım aktüel ürünleri sizlerle mutlaka paylaşıyorum ya da yaptığım market alışverişini de sizlerle paylaşıyorum. Zaten sizler de söylüyorsunuz, hani aktüellerden ne alıyorsan lütfen bizlerle paylaş diyorsunuz. Ben de sizleri kırmayıp paylaşıyorum. Bakalım, şöyle dediğim gibi birkaç ürün aldım. Bu şekilde göstereyim sizlere. İlk önce şundan başlayayım arkadaşlar. Şu biraz büyük olduğu için bunu göstereyim. Şöyle ben şöyle bir fırçalı faraş aldım arkadaşlar. Şöyle benim yoktu. Hani bir yere böyle bir şey, bir kırıntı, bir şey dökülürse, böyle halı olmadığı zamanlarda, zaten halı şu an seril değil, bir şey döküldüğü zaman böyle hemen pratik almam için çok iyi olur diye düşündüm. Sizce sizler de böyle fırçalı faraş kullanıyor musunuz? Yani hani dediğim gibi halı olmadığı için bunu kullanayım dedim. Yere bir şey dökülürse, bir kırıntı falan, ya da mesela diyelim hani bir bardak kırıldı, bir cam falan toplama için çok da güzel olur. Yani iyi olur diye düşündüm. Şunu göstereyim dedim. Şunun fiyatı 14 liraydı arkadaşlar. Şöyle fırçası, bir de faraşı. Hemen şimdi buraya geçelim. Burada da böyle şey yapayım ben. Fiş vardı sanırım. O fişi çıkartayım ben ilk önce. Evet, fişimi de çıkarttım. Şöyle sizlere göstereyim. Dediğim gibi fırçalı faraş 13 lira 90 kuruş. Zaten bir de poşet almışım 25 kuruş. Hemen bir de böyle şunu göstereyim ben sizlere. Şu da böyle araç içi telefon tutucu, bir arkadaş söyledi. Hani alabilir misin dedi. Ben de alayım dedim. Böyle araç içi telefon tutucu iyidir herhalde. Şurada böyle gözüküyor. Şöyle göstereyim sizlere. Belki sizlerin de ihtiyacı vardır, alırsınız. Onun için sizlere de böyle bir fikir olmuş olur. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Ben fiyatına da bakayım bunun da. Telefon tutucu diyor. 16.90'mış arkadaşlar. 17 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle göstereyim. Hemen bir de başka ne almışım? Şunu da göstereyim ben sizlere. Şunu da böyle bir kaldırayım. Şu da böyle tuvalet fırçası arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle 3 modelde gelmişti. Bir uzun, bir farklı, böyle biraz daha böyle tombulsu. Bu daha böyle, daha hoşuma gitti. Şu şekilde. Ben şunu da göstereyim sizlere. Kusura bakmayın, bir de ses geliyor. Hemen ben bir kapıyı kapatıp tekrardan geleyim. Kusura bakmayın, dediğim gibi ses geldiği için kapıyı kapattım ama tekrardan sesler gelmeye devam ediyor. Bunun için kusura bakmayın. Hemen şunu da göstereyim dedim. Şu da böyle fırça. Tuvalet fırçası. Bunun da fiyatı ne kadarmış, ona da bir bakayım. Neymiş tuvalet fırçası? 6 lira 50 kuruş. 6,5 lira arkadaşlar. Bu da gayet uygun geldi bana. Onun için aldım zaten. Hemen bir de ne almışım? Şunu da göstereyim sizlere. Bir de şöyle bir çırpıcı aldım. Zaten aktüel ürünler videosunda da böyle denedim. Çok da güzel böyle şey yapıyor. Böyle yaylı zaten. Hemen açayım ben bunu. Orada da dedim zaten, böyle güç kullanmanıza bile gerek kalmıyor. Böyle çok pratik bir şekilde İstediğiniz her şeyi böyle çırpabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gerçekten güç kullanmanıza bile gerek yok. Böyle birazcık bastırmanız yeterli. Ben çok beğendim. Yani sizden almasını da tavsiye ediyorum. Gerçekten alın arkadaşlar. Bu çok güzel, çok hoşuma gitti. Fiyatı ne kadarmış onun da bir bakayım ben buna da. Otomatik çırpıcı olarak geçiyor. 14 lira 90 kuruş, 15 liralık bir fiyatı varmış arkadaşlar bunun. Şöyle göstereyim sizlere. Metal oluşu da çok güzel. Yani böyle plastik değil. Her yeri böyle metal.
Çok hoşuma gitti benim gerçekten. Hemen bunu da buraya koyalım. Bir de şu başka şu var. Şunu da göstereyim. Şu da böyle çift çıdarlı bardak arkadaşlar. 350 milimlik zaten her mağazaya bir tane geliyor. Ben de bir tane aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Şunu açabilirsen tabii ki açayım ve göstereyim. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bunu da alayım dedim. Bunun biraz fiyatı yüksekti arkadaşlar. Ama kolay kolay gelmeyen bir ürün. Ara ara geliyor. Ben de alayım dedim. Başka yerlerde daha yüksek fiyatlı. Bu şekilde göstereyim sizlere. Evet, göstereyim dedim. Bu şekilde gerçekten çok güzel. Çok güzel böyle bir formu var. Böyle bardak içinde bardak oluyor. Bunlar böyle çift çidarlı. Böyle el yakmıyor. Çok da güzel. Ben çok beğendim. Sizce arkadaşlar bir de şöyle kutundaki şeyine de bakın. Bu şekilde duruyor zaten. Böyle çay, kahve falan koyduğunuzda bu şekilde duruyor. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar. Böyle. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Onun da fiyatına bir bakayım. Fiyatı 24.90'mış arkadaşlar. 25 liralık bir fiyatı var bunun da. Gerçekten güzel. Arkadaşlarım benim aldıklarım bunlardı. Bu bardak böyle. Gördünüz zaten sizlere gösterdim. Bunları aldım ben bu haftada. Sizden neler aldınız? Sizler de aldığınız ürünleri lütfen altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu hafta BİM'den neler aldınız, neleri beğendiniz ya da almadıysanız neleri beğendiniz? Ve bu bardağımı da çok soranlar oluyor. Bunu da ben A101'den aldım arkadaşlar böyle. Bu da şey ölçülü Paşa Bahçe'nin bardağı. Bu şekilde. Çok soranlar oluyor hani nereden aldın diye falan görenler. Bunu da söyleyeyim dedim. Bir de şunu da zaten soruyorlar. Hemen şunu da göstereyim ben sizlere. Bu da çok güzel. Mudo'nun bardaklarına benziyor. Mudo'yu belki biliyorsunuzdur. Onun bardaklarına benziyor. Aynısını yapmışlar. Bunlar da zaten BİM'e gelmişti. O ölçülü bardağı A101'den aldım. Bunu da böyle BİM'den aldım. Gerçekten güzel ve severek de kullanıyorum. Çok da büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim kaç milimlikmiş bu. Bu da böyle 500 milimlik arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları da sizlere göstereyim dedim. Böyle aldıklarım bunlar da arkadaşlar. İnşallah aldıklarımı beğenmişsinizdir. Ben bu çırpıcıya gerçekten bayıldım. Çok güzel. Yani mutlaka alın derim arkadaşlar. Çok güzel. Yani hani bakalım böyle bir ayran çırpmakta ya da başka bir şey yumurta falan çırpmakta nasıl olur diye merak ediyorum. Bu şekilde gerçekten güzel. Arkadaşlar bu arada hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yanımda durduğunuz için, arkamda olduğunuz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Ve yani o kişi de artık böyle sürekli böyle boş boş konuşuyor. Artık boş boş diyeyim yani. Gerçekten boş boş konuşuyor. Yani hani sinirlenmiyorum değil. Gerçekten sinirleniyorum. Çok böyle moralimi düşürüyor. Ama orada canlarım yazmış şey kendi moralini düşürme sen devam et bu şekilde demişsiniz. Hepinize şu an isimleriniz aklımda değil ama hepinizi tek tek seviyorum. Çok çok da teşekkür ediyorum hepinize. O da zaten bugün tekrardan dün akşam herhalde mesaj tekrardan yorum yapmış. İşte hani eleştiriyi kabul etmeyeceksen neden oradasın demiş. Ya ben eleştiriyi kabul ediyorum ama saçma sapan şeyleri kabul etmiyorum. Yani saçmalık hani benle ilgili bir eleştiride bulunduğun zaman tamam derim. Hani şöyle mesela çok konuşuyorsun ya da misal diyelim hani şunu beğenmedim sende, şunu güzel tanıtamıyorsun, şunu yapamıyorsun dersen ben tamam derim haklısın. Hani hatta sizlerin söylemenizle ben kendimi daha böyle törpülerim. Daha böyle farklı bir şekilde çıkarım. Daha hani sizlerin söylediklerinize uyarım. O şekilde çıkarım sizlerin karşınıza. Ama
Bu şekilde böyle saçma sapan farklı farklı şeyler için böyle yorum yapanlara da gerçekten ne bileyim hani yani saçma buluyorum. Hani bir arkadaşımız daha vardı, neden bütün aktüel ürünleri çekmiyorsun demişti. Yani haklı, ben ona da hak verdim. Hani sadece mutfak ürünleri çekiyorsun demişti. Ama diğerlerini de çekebilirsin demişti. Öyle abur cubur, ona sak kırtasiye ürünleri, farklı şeyler, bütün aktüelleri çekebilirsin demişti. Yani o haklı, evet ben ona hak verdim, ona bir şey demiyorum. Çok haklı, sonuna kadar haklı ama o diğer arkadaş yani saçma sapan bir şey için neden bunu gösteriyorsun? Ve benim canlarım, arkadaşlarım şey demişti. Yani o zaten reklamlarda da çıkıyor. O zaman orada da bakma demişti yani. Yani gerçekten çok haklı. Ben ne yapabilirim ki? Sonuçta benim o ürünleri tanıtmam lazım. Sizlere göstermem lazım. Yani onu es mi geçeyim, onu göstermeyeyim mi? Yani tabii ki bazı ürünler böyle hassas ürünler geliyor artık hassas diyeyim farklı ürünler geliyor. Onları tanıtmıyorum. Burada da söylemek de istemiyorum. Bin markette mesela salı günleri geliyor belki biliyorsunuzdur takip ediyorsunuz onları göstermiyorum. Ama bu tarz şeyleri göstereyim. Bunda bir sakınca görmüyorum arkadaşlar. Eminim sizler de görmüyorsunuzdur. Yani bir sakıncası olsa zaten reklamlarda çıkmaz. Yani zaten sürekli reklamlarda çıkan ürünler. Yani ben söylemişim ne olmuş yani? Yani bana mı suç kaldı? Bilemiyorum. Hani bunda bir suç da yok. Yani bir hata da yok. Bir ayıp da yok. Bilemiyorum ya. Saçma sapan konuşmuş. Tekrardan sürekli konuşuyor. Hani engelleyeyim diyorum. Engellemek de istemiyorum. Kalsın öyle. Artık böyle kendi kendine konuşsun. Yani boş verdim. Gitsin yani. Ne yapabilirim ki artık ben ona? Neyse artık fazla uzatmayayım. Bu videomu da bu şekilde kapatayım. Ve sizlere hemen yükleyeyim. Sizlerin de görmesi için. Benim dediğim gibi aldıklarım bunlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Sizler de aldığınız ürünler varsa ya da beğendiğiniz bu hafta ürünler varsa alta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.